Merhabalar, Hayalindeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için yapımı inanılmaz kolay, hatta dünyanın en kolay mercimek çorbası dahi diyebilirim. Sadece kolay değil, bir o kadar da lezzetli bir çorba. Aslında mercimek çorbasının tarifi yıllardır sayfamda var ama videolu olarak ilk defa çektim ve sizler için hazırladım. Emin olun o kadar lezzetli ki bu şekilde yaptığınızda kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hatta bundan sonra sürekli bu şekilde yapmaya devam edeceksiniz. Şimdi mercimek çorbasını nasıl yapmışım hep beraber izleyelim. Öncelikle 2 su bardağı mercimeği güzelce yıkıyoruz. O beyaz suyu gidip şeffaf bir renge gelene kadar. Daha sonra düdüklü tencereye alıyoruz. 2 adet soyulmuş ve yıkanmış, büyük büyük doğranmış kuru soğan, aynı şekilde 2 adet patates ve 2 adet küçük havuç. Eğer havuçlarınız büyükse sadece bir tane kullanmanız yeterli. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz. Eğer et suyunda tuz varsa tuz miktarını biraz daha az kullanın. 1 yemek kaşığı salça. Oldukça dolu kullandım. Hatta 1,5 da yapabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kuru nane. 1 çay kaşığı kadar karabiber, çok dolu olmasın. Eğer acı sevmiyorsanız daha az kullanın. 2 çay kaşığı da pul biber. Eğer acıysa kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. 5 su bardağı tavuk suyu, isterseniz et suyu da kullanabilirsiniz. 10 su bardağı, yani 2 litreye yakında kaynar su ilave ettim. Salça tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Daha sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte, kaynama sesini duyduğunuz anda zaten düdüklünün üzerindeki delikten ses çıkacaktır. O sesi duyduktan sonra orta ateşte veya kısık ateşte yaklaşık 25 dakika kadar pişiriyoruz. Eğer çok hızlı pişirmeyen bir düdüklü tencere veya normal tencerede yapmak istiyorsanız tuzu ve salçayı ilave etmeden yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Aksi halde eğer bu şekilde yaparsanız çorbanızın dibi tutabilir ve salça içinde olduğu için daha geç kaynayacaktır. Bu yüzden salçayı en son kaynadıktan sonra ilave edin. 1-2 taşım kaynatın, daha sonra blenderdan çekin. Ben yaklaşık 25 dakika kaynattım, ocağın altını kapattım. Düdüklünün havası tamamen inene kadar bekledim. Daha sonra dikkatli bir şekilde kapağını açtım. Düdüklü tencerelerde kapağınızı açarken lütfen dikkatli olun. Bütün havasının çıkmış olduğundan emin olun. Burada size önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Mercimek çorbasında en geç pişen sebze havuçtur. Havucu kontrol etmeniz için böyle bir çatalın ucuyla hafif dokunun. Eğer kendiliğinden hemen dağılıp parçalanıyorsa blenderdan çekebilirsiniz demektir. Eğer havuç çatalla bastırdığınızda biraz geç eziliyorsa kesinlikle blenderdan çekmeyin. Biraz daha pişirmeye devam edin çünkü çorbamız olmamış demektir. Ben çorbamızı güzelce blenderdan çektim. İyice karıştırarak kıvamını kontrol ettim. Bu arada kızımın benim yanımda bağırması az önce yetmiyordu. Şimdi uzağa gitti. Hem şarkı söylüyor hem de beni çağırıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Sanki içine krema katılmış gibi. Muhteşem bir kıvamı var ama bana biraz katı geldi. Bu yüzden göz kararı çok az olacak şekilde kaynar su ilave ettim. Son bir kez daha karıştırarak kıvamını kontrol ettim ve bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapattım. Çorbamızın ölçüsü yaklaşık 12 kişiliktir. İsterseniz eğer kalabalık bir aile değilseniz veya ertesi güne kalmasını istemiyorsanız yarım ölçüde aynı şekilde yapabilirsiniz. Biz çok kalabalık bir aile değiliz. Çocuklarla beraber 5 kişilik bir aileyiz ama ben ertesi güne de kalmasını istediğim için ölçüyü bol tutuyorum. Bu sayede 2 gün boyunca mercimek çorbası içmiş oluyoruz. Bu çorbayı şimdiye kadar kime yaptıysam abartısız söylüyorum ki herkes tadına bayıldı. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hatta her videomda tarifimde olduğu gibi yine fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben mercimek çorbasının yanına şöyle bol mantarlı, bol biberli bulgur pilavı hazırlamıştım. Zaten mercimek çorbası o kadar güzel ki yanına her çeşit yemek çok yakışıyor. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. İslim kebabı, bir diğer adıyla kürdan kebabı tarifini hazırladım. İster kendinize, ister misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz hem sunumu hem lezzeti tam yerinde bir tariftir. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Köftesi için 500 gram orta yağlı kıyma, yarım su bardağı
Galeta unu ben genelde kendi evde yaptığımı kullanırım. Bir adet kuru soğanı 2 diş sarımsakla beraber robottan çektim. Bir adet yumurta, baharat olarak pul biber, karabiber, isteğe göre biraz kimyon, toz kırmızı biber ve tuz ilave edip bütün malzemelerin hepsini iyice yoğuruyoruz. Güzelce yoğurmuş olduğumuz köfte harcından 15 adet köfte yapıyoruz. Köftelerimizin hepsini hazırladıktan sonra bir kenarda beklemeye alalım. İsterseniz üzerini kapatıp buzdolabında da bekletebilirsiniz. 4 adet patlıcanı önce yıkayalım. Daha sonra sadece iki tarafından olacak şekilde soyalım. Patlıcanların uzunlamasına olacak şekilde ince ince kesiyoruz. Çok aşırı inceltmemize gerek yok. Patlıcanları dilimledikten sonra 20 dakika tuzlu suda bekletin. Bu sayede kararmasını engellemiş olursunuz. Ben tuzlu suda bekletmedim çünkü kullandığım patlıcanların cinsi çok kararan ve acımsı tadı olan bir patlıcan çeşidi değildi. Normalde istim kebabında patlıcanlar kızartılır ama ben bol yağda kızartmayı sevmiyorum çünkü çok aşırı yağ çekiyor. Bu yüzden genelde tost makinesinde yaparım veya fırında kızarttığım da oluyor. Artık hangisi o an daha kolayıma gelmişse. Bu defa Silex'te kızartacağım. Zaten tost makinesi işlemi görüyor. Eğer tost makineniz iyiyse mutlaka tost makinesinde yapın. Eğer değilse fırında veya normal klasik yöntemle yağda da kızartabilirsiniz. İster fırında pişirin, ister tost makinesinde mutlaka patlıcan dilimlerinizin üzerine biraz sıvı yağ gezdirin. Bu sayede tam kızartma tadını alırsınız. Patlıcanları tek sıra olacak şekilde silekse diziyorum ve hepsi bitene kadar sırasıyla kızartıyorum. Patlıcanların hepsini kızarttıktan sonra bir tabağa alıp kenarda beklemeye bırakın. Köftelerimizi de aynı şekilde kızartıyoruz. Ben hiç yağ kullanmadım ama eğer siz isterseniz çok az yağ sürebilirsiniz. Bu tarif sizin şimdiye kadar görmüş olduğunuz istim kebaplarına oranla en az yağ miktarına sahip olan bir yemektir. Çünkü ne köftesini kızartırken ne de patlıcanları kızartırken bol yağda kızartmıyoruz. Sadece üzerinin sosu için çok az sıvı yağ kullanacağız. Bu kadar. Köftelerimi de kızarttım. Hemen bir kenara alıyorum ve artık istim kebabının o güzel şeklini vermeye geldi sıra. Kızartmış olduğumuz şerit halindeki iki patlıcanı artı olacak şekilde masanın üzerine alıyoruz. Tam ortasına bir adet köfte yerleştirdikten sonra önce en altındakini daha sonra üstündeki patlıcanı köftenin üzerinde buluşturup üzerine küçük bir parça dilimlenmiş biber ve bir adet de domates. Eğer varsa kiraz domatesi kullanabilirsiniz. Ama yoksa normal domatesi dilimleyip üzerine bir parça yerleştirebilirsiniz. Bütün köftelerimiz ve patlıcanlarımız bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız ve herkes her gün ne yapsam diye çok düşünüyor. Bu yüzden iftara ne yemek yapacaksınız veya neler hazırlayacaksınız bunları yorum kısmında yazarsanız hala yemek yapmamış olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. İstim kebaplarımızın hepsine şekil verdikten sonra büyük boy borcamı alalım. Hemen üzerine sosunu hazırlamaya başlayalım. Sosu için tavaya çok az sıvı yağ alalım. Bir yemek kaşığı kadar salça ilave ediyoruz. Çok fazla kullanmanıza gerek yok. Biraz pul biber, çok az karabiber ve damak tadınıza göre tuzu da ilave ettikten sonra biraz daha karıştırıp üzerine 1,5 su bardağı kadar sıcak su ilave edin.
Güzelce karıştırıyoruz. Ben önce bir su bardağı su kullandım ama gözüme sosu biraz katı geldi. Bu yüzden çok az daha ilave ettim. Yani 1,5 su bardağına yakın su kullandım diyebilirim. Hazırlamış olduğumuz sosu kürdan kebaplarının üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye bırakıyoruz. Benim fırınımda ortalama 30 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti ve artık fırından çıkartıyorum. Hemen sıcağı sıcağına servis yapabilirsiniz. Yanına yakışacağını düşündüğüm için nohutlu pirinç pilavı hazırladım ve bir de havuç salatası yaptım. Havuç mezesinin tarifi zaten daha önceden sayfamda vardı. Bakabilirsiniz, çok lezzetlidir. Ayrıca nohutlu pirinç pilavını inşallah ilerleyen günlerde tarifini paylaşırım. Birçoğunuz biliyordur ama herkesin yapma şekli tabii ki farklı. Hemen servis tabağına alarak içinin güzelliğini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın oldukça güzel görünüyor. Gerçekten hem sunumu güzel hem çok hafif bir o kadar da lezzetli bir tarif. Siz kıvamını izlerken ben de artık sizlere veda etmek istiyorum. İnşallah bu tarifimizden de memnun kalmışsınızdır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Özel günlerde, mevlütlerde en çok tercih edilen nohutlu pirinç pilavı tarifini hazırladım. Benim de en sevdiğim pilav çeşitlerinden biridir. Eminim birçoğunuz bu tarifi biliyordur. Ama mutfağa yeni girenler ve sürekli benden tarifini isteyenler için hemen tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle geniş bir pilav tenceresine biraz sıvı yağ aldım. Üzerine yarım saat tuzlu ılık suda beklettiğim 2 su bardağı pirinci güzelce yıkayıp nişastasını tamamen attıktan sonra suyunu süzüp tencereye alıyorum ve kavurma işlemine başlıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Pilavımızı çok iyi kavurmamız gerekiyor tane tane olabilmesi için. Tabi bu arada biraz tuz da ilave etmeyi unutmayın. Tereyağını genelde pirinci kavururken ilave etmeyi tercih ediyorum. Eğer ilk başta sıvı yağla beraber ilave edersem çok çabuk yanabilir. Bu yüzden sonradan ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Zaten pilavı kavurdukça tereyağı da kavrulmuş olacaktır. Ortalama 5 dakika kadar karıştırmış olduğum pirincin üzerine kaynar 3 su bardağı tavuk suyuyla beraber suyu ilave ediyorum. Yani toplamda 3 su bardağı kullandım. 1 su bardağı önceden haşlanmış nohutu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve kısık ateşte kendi suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Kesinlikle ocağın altı harlı olmasın. Mutlaka ocağın altını kısın. Kendi halinde tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Pilav suyunu çekti. Hemen kenarından kontrol ediyorum. Ve pilav eğer suyunu tamamen çektiyse hemen ocağın altını kapatın. Çelik tencere kullanıyorsanız bu kısımlara lütfen dikkat edin. Ocağın altını kapattıktan sonra 15-20 dakika kadar pilavınızı dinlendirin. Daha sonra servis yapın. Çelik tencere kullandığım halde bakın kesinlikle dibi tutmadı ve tane tane nohutlu pilavım artık servise hazır. Bu tarifimizi Ramazan ayından önce hazırlamıştım. Eşim kameranın çekimde olmadığını düşünerek istim kebabına ekmeği banıp banıp gitti. Bu arada istim kebabı yani kürdan kebabının tarifini daha önce kanalımda paylaşmıştım. Onun da linkini hem bağlantı kısmına hem de açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Yanına havuç salatası da hazırlamıştım. Yani bir diğer adıyla havuç çorbası. Ve bu şekilde nohutlu pilavımızın yanında istim kebabı ile servis yapıyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz yoruma kalp bırakın. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.
En kolay yapımıyla yumurtanın sarısını ve beyazını hiç ayırmadan çok basit bir şekilde trileçe tarifi hazırladım. O kadar lezzetli ki emin olun dışarıda bile bu kadar lezzetlisini yiyemezsiniz. Benim gibi trileçe seven biriyseniz mutlaka size tavsiye ederim. İnanın bu kadar kolay mı diyeceğiniz çok lezzetli tariflerden biri oldu. Hadi gelin hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 4 adet oda ısısında bekletilmiş yumurta. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ilave edip köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Öyle köpük köpük deyip bırakmayalım. Kıvamının neredeyse mayonez gibi olması gerekiyor. Bakın olduğunun 3-4 misli kabardı ve olabildiğince açık bir renk aldı. Tam da istediğimiz kıvam budur. Ben ortalama 3 dakika kadar çırptım, bu kıvamı aldı ama normal mikserde bazen 8 dakikayı da bulabilir. Üzerine bir su bardağı unu havadan böyle sirkeleyerek boşaltıyorum. Hiç elemedim bu defa. Ayrıca bir yemek kaşığı da tepeleme olacak şekilde un kullandım. Bakın dolu dolu kullanıyorum. Bu kısımları özellikle belirtiyorum ki siz de aynı şekilde yapın. Bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilini ilave edip çok hafif düşük ayarda çeviriyorum. Kesinlikle yüksek ayarda değil, sadece bir 10-15 saniye kadar düşük ayarda çevirdim ve bu kadar yeterli oldu. Eğer mikserinizin sadece yüksek devri varsa spatula ile de karıştırmanız yeterli olacaktır. Çok az karıştırdığımız için köpükleri hiç sönmedi. Kıvamı çok çok güzel. Hatta isterseniz bu tarifi bütün pastalarınızda pandispanya olarak da kullanabilirsiniz. Zaten trileçenin keki normal pandispanyadan oluşuyor. Orijinali aslında ayrı ayrı çırpılarak yapılması gerekiyor. Bir önceki tarifimizde orijinal trileçe tarifini paylaşmıştım. Onlar da yapım aşaması birazcık daha uğraştırıyor. Ama sonucu gerçekten çok güzel olan tarifler. Ama bu trileçenin kekiyle uğraşmadığım halde gerçekten neredeyse orijinali gibi oldu. Kek harcını orta boy borcama aldım. Spatula ile güzelce düzelttikten sonra biraz daha havasının çıkması için tezgaha hafifçe birkaç defa vurdum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 35 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti. Tabi her fırına göre pişme süresi de mutlaka değişir. Hemen kürdan testi yapıyorum ve gördüğünüz gibi kürdanda herhangi bir hamur kalıntısı yok. Demek oluyor ki trileçe kekimiz çok güzel pişmiş. Hemen fırından çıkartıyorum. Soğuması için bir kenarda beklemeye bırakıyorum. Karamel sosunu yapmaya başlayalım. Bir su bardağı toz şekeri, çelik bir tencereye alıyorum. Bu defa özellikle çelik tencerede göstermek istedim. Karamel sosu yapacaksanız dibi kalın olan çelik tencerelerde yapmanızı tavsiye ederim. Ocağı orta ateşe aldım. Ara ara elimle tencereyi hafif sallayarak karıştırıyorum. Bu aşamada kaşık kullanmıyorum. Ne zaman ki karamel sos tamamen erimeye başladı, o zaman bir tahta kaşık yardımıyla kenarındaki hafif yapışan şekerleri de karamelin içine alıp karıştırmaya devam ediyorum. Karamel çok hassastır. Rengini koyu yapalım derken farkında olmadan yakabilirsiniz. Bu yüzden ara ara ocaktan alın, bir kenarda karıştırıp tekrar ocağa alın. Çünkü bu sayede ısı dengesini sağlamış olursunuz. Böyle hafif kırmızımsı bir renk alınca 50 gram kadar tereyağını ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Tereyağı tamamen eridikten sonra bir su bardağı krema, yani bir paket kremayı karamelin üzerine ilave edip hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Tabii ben bu kısmı birazcık hızlandırarak gösterdim. Size küçük bir sır vereyim. Diyelim ki karamelinizin rengi çok fazla açık oldu. Eğer evde kırmızı gıda boyanız varsa kürdanın ucuyla çok hafif damlatmanız yeterli olacaktır. İstediğiniz rengi elde edersiniz. Bakın ne kadar muhteşem ve güzel bir rengi oldu karamelimizin. Karamelimiz bir kenarda soğurken arada karıştırmayı da ihmal etmeyin. Trileçenin süt şerbeti için 4 su bardağı soğuk süt, 1 su bardağı krema, 3 yemek kaşığı çok dolu olmayacak şekilde toz şekeri ilave edip güzelce karıştırıyorum. Trileçe süt içinde yüzen bir tatlıdır. Ben bu haliyle seviyorum ama siz derseniz ki sütü daha az olsun, 1 su bardağı sütü eksik kullanabilirsiniz. Kekimiz tamamen soğudu. Sünger gibi çok güzel yumuşacık bir kıvamı var. Üzerine bir kürdan yardımıyla deliyorum. Bu sayede süt tatlımızın her tarafına ulaşacaktır.
Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki trileçe 3 çeşit süt anlamındadır. Yani manda, inek ve keçi sütü kullanılarak yapılıyor. Tabi biz manda ve keçi sütünü rahat bir şekilde bulamadığımız için alternatif olarak krema kullanıyoruz. Kremasız da yapabilirsiniz ama aynı lezzeti yakalar mısınız o kısımda emin değilim. Sütü kekin üzerine döktüğümüz zaman mutlaka hem kekin hem de sütün soğuk olması gerekiyor. Bakın ben sütü döktükçe kek onu sünger gibi içine çekti. Bu demek oluyor ki kekimizin kıvamı şahane olmuş. Çünkü istediğimiz o sünger gibi yapıya sahip. Süt şerbetini döktükten sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor. Eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Yarım su bardağından birazcık fazla soğuk sütü bir kaseye aldım. Üzerine bir paket krem şantiyi ilave edip katılaşana kadar çırpıyorum. Daha önceki tariflerimde krem şanti kullanmamıştım. Krem şanti kullanmadığınızda daha hafif oluyor. Bu yüzden kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış. Trileçeyi buzdolabına kaldırmıştım. Krem şantiyi çırptıktan sonra buzdolabından çıkardım. Üzerine dikkatli bir şekilde krem şantiyi sürüyorum. Krem şantiyi sürerken dikkat etmeniz gereken kısım geniş güzel bir şekilde değil. Üzerinden hafif ileriye doğru iteleyerek kremayı sürmeniz. Kremasını da düzelttikten sonra güzelce dinlenip süt şerbetini içine iyice çekmesi için buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Kasenin dibinde yarım çay bardağı kadar krema kaldı. Bunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edip trileçemizin üzerine şekil vermekte kolaylık olsun diye daha akışkan hale gelmesini sağladım. Tamamen soğumuş olan karamelimizin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Sadece bu tarifte trileçe değil aynı zamanda muhteşem bir karamel sos tarifini de sizlerle paylaştım. Bu karamel sos tarifini bütün tatlılarınızda, dondurmalarınızda gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Trileçemi buzdolabında ortalama 2 saat kadar dinlendirebildim. Ama mutlaka 4 saat veya bir gece öncesinden hazırlamanızı tavsiye ederim. Karamel sosu tatlımın her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki sosun hepsini kullanmadım. Ortalama bir çay bardağı kadar kaldı. Bir spatula yardımıyla karameli tatlımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tarifimizi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunu sanırım. Şimdiden beğenip yorum yapan herkese çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz videomuzu izledikten hemen sonra abone olmayı, zil işaretine basıp paylaştığım tariflerden anında haberdar olmayı da unutmayın. Karamel borcamda dümdüz bir hal alınca üzerine ayırmış olduğum krem şantiyi ince şeritler olacak şekilde sıkıyorum. Bir kürdan yardımıyla üzerindeki meşhur çiziklerini yapıyorum. Trileçem bütün güzelliğiyle servise hazır. Şu görüntüsüyle dışarıdakileri anımsatıyor. Ama kesinlikle dışarıdakilerden çok daha lezzetlidir. Hatta dışarıda karamel soslu diye aldığınız trileçelerin çoğunluğu kesinlikle gerçek karamel değildir. Genelde pastacılıkta kullanılan karamel aromalı jöleler kullanılır. Zaten bu tarifteki karamelin tadına baktığınızda aradaki farkı çok rahat bir şekilde anlarsınız. Trileçemi dilimlere kestikten sonra sizler için bir dilim alarak kıvamını yakından gösteriyorum. Sadece 2 saat dinlendirdiğim halde sütünü çok güzel bir şekilde çekmiş. Borcamın dibinde biraz süt olması çok normal çünkü trileçe bu şekilde yapılır. Ertesi güne kaldığında veya 4-5 saat dinlendiğinde sütü içine çok güzel bir şekilde çekiyor. Hatta neredeyse hiç kalmıyor. Ama süt şerbetini hazırlarken de dediğim gibi eğer çok aşırı sütlü sevmiyorsanız bir su bardağı eksik süt kullanabilirsiniz. Bazı takipçilerim soruyor acaba sadece bir bardak süt ve bir bardak krema kullansak yeterli oluyor mu? O zaman normal kekten hiçbir farkı olmuyor. Ona trileçe diyemeyiz. Yumurtanın sarısını ve beyazını hiç ayırmadığımız halde keki inanılmaz güzel bir şekilde kabarmış. Kıvamı ise muhteşem.
Mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden biri diyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Thank you.